Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın koşulması beklenilen Wolverhampton Birleşik Krallık çalışmam bitmiştir. Ayın 7'sinde koşulması umulan. Yani programa şöyle bir baktım. Şablonda oyunu içeri atabileceğimi umuyorum. Yeter ki prensesimiz bize bir yanlış yapmasın ve benim düşündüğümü düşünerek hareket ettiklerini umuyorum. Eğer öyle olursa muhtemelen bu oyunu içeri atma ihtimalimiz yüksek gibi gözüküyor. Yine de her zaman olduğu gibi evvela kendi kurgunuzu kurmalısınız. Daha sonra benim aklınıza yatan, anlattığım isimler aklınıza yatıyorsa şablonunuza lütfen değerlendirmeyi almayı unutmayınız. Diyerek yedili plas ayağından itibaren başlayalım. Yedili plas ayağına şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar burada klas 6, 4 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus ikramiyesi 2.970 sterlin mi artık para birimi neyse İngilizlerin euro galiba o. Euro'luk bir koşu var. Handikap koşu. Bu koşunun sponsoru da Mansion Bet'miş. Bir bahis sitesi. Neyse onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizim için içeriği önemli koşunun. Arkadaşlar burada benim favorim 3 numaralı Okiadi. Bu isim Levi Williams ile koşuya katılıyor ki Andrew Carew'ın antre etmiş olduğu bir isim. Son koşusunda ciddi anlamda bozuk koştu. Tekrar tekrar yarışını izledim. O koşusunu ben kayda almıyorum. Luke Morris ile koşmuştu. Klas 6 bir koşuydu. Southwell'di. Muhtemelen Southwell'de ilk defa koşmuştu ve bence etkilendi. Pistten etkilendi. Her zaman bilirsiniz ki Southwell pisti çok kaba bir pisttir. Kum gibi bir pisttir. Orada kolay kolay çok güçlü olmayan isimlerin başarılı olma şansı güçtür. Sentetikten çok isim gelip de orada başarısız olduğu bir aşikardır. Ama daha önce Wolverhampton'da koşmuş olduğu iki koşusuna baktığımız zaman iki tane ikinciliği mevcut. Altıncılığında kale almıyorum. O gün çünkü Bath Hipodromu'ndan Çim Hipodromu'ndan gelip bir koşu görmüştü Luke Morris ile. Alim Milliam ve Emma Tef Bayan Jockey ile koştu ve bu ikincilikleri gerçekleştirdi. Southwell'deki koşusunu kayla almıyorum demiştim. Şimdi yine sevdiği pistte Wolverhampton sentetiğine geldi. Muhtemelen yarın Levi Williams ile bu koşuyu lehine çevirebilir formundan yana bir şey kaybetmediyse. İkili için burada ya ikili de kalmasını düşünüyorum arkadaşlar. İkili için de tavsiye olarak 7-2-5 numaralı isimleri öneriyorum. Bu isimlerden birisi muhtemelen burada eğer 3 numara çok kötü koşmazsa ikiliye girebileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim altının ilk ayağına. Arkadaşlar ilk ayağı altının ilk ayağında antrenör Archie Watson ile Holy Doyle'un konuşmasını ben size sanki böyle hissedermiş gibi anlatayım. Holy Doyle özellikle bu hipodroma geldi bu ata binmek için ve Holy Doyle ile Archie Watson önde yalnız kalmayacak yani önde tempo kuracak bir ismin olmadığının farkındalar ki Holy Doyle de bu aralar Amerika'da MSL Harry Nemo nasıl bizim rahmetli Ekrem Kurt gibi kaçak atlara iyi biniyorsa Holy Doyle de artık İngiltere'de bu aralar kaçak isimlere performanslı binmeye başladı. Özellikle de bu antrenörün. Muhtemelen bu iki isim önde kaçarak düşük tempoda özellikle de yarışı bir lacivert forma vardı. 3 numara mavi veya lacivert. 3 numara mıydı o? Neydi? Şuradan bir bakayım. Ha, 5 numara. 5 numara Cy Grace çok fazla sıkıştırmazsa ön tarafta bu ismi. Rolanti'de 1440 mesafeli koşuda Holiday koşunu force edeceğini umuyorum. Son viraja doğru gelinirken de birdenbire aniden yarışı hızlandırıp son virajı 4-5 boy avansla ya da 2-3 boy avansla alacağını düşünüyorum. Bu isim daha sonra geriden gelecek olan sprinterlere özellikle de bu sprinterler kimdir? 3 ve 2 numaralı isimler. 5 de olabilir. 5 çünkü yakın takip edecek. Sprint atacağını düşünmüyorum da yakın takip edecek. 3 ve 2'den
geriden atak gelmemesi için 5'ten sıyrılıp iyice koşuyor. Aynayı önde görmek isteyeceklerini umuyorum. Benim yarın için günün en güvendiğim ismidir. Şu an ben baktığımda bu ismin yurt dışı sitelerinde 1'e 3 ile ikinci isim olduğunu görüyorum. Bizde belki favori çıkar mı bilmiyorum ama eğer favori çıkmazsa bu ismi oyun oynanılmasın diye üçüncü yere de atabilirler. AGF'de üçüncü sıraya da düşebilir bu isim. Son dakikalar zaten altılı başlangıcı olduğu için yurt dışında 4 numaraya yüklenilip favori olduğunu gören dostlarımız, oran avcısı dostlarımız bu ismi kuponlarına ya yazar ya da yalnız bırakırlar. Ben şimdiden yarın bu koşu için olan senaryoları anlatıyorum arkadaşlar ve anlattığımı da düşünüyorum. Şimdi gelelim altının ikinci ayağına. Hal burada böyle olunca altının ikinci ayağında da benim tuttuğum isim 2 numaralı Unfishepti Smart Party isimli at arkadaşlar. Bu Richard Spencer'ın antrenör ettiği bir isim. 125 gün aradan sonra üstündeki jokey ile çok başarılı bir koşu koştu Class 4'te Newcastle pistinde ve koşuyu ikinci tamamladı. Bugün Wolverhampton sentetiğine geliyor ve Class 4'te koşacak. Nasip olursa ben bu ismi burada favori isim olarak tutuyorum arkadaşlar. Rakipleri önce 4 numaralı Al Emin, daha sonra 1 numaralı Edeyen Asya. Daha sonra burada yeriniz varsa mutlaka ama mutlaka ihmal etmemeniz gerektiğini düşündüğüm bir isim var. Jack Duran ile bu koşuya katılmasını beklediğim 6 numaralı Quest. Yarın eğer bu isim yarıştan çıkmazsa Jack Duran ile Linkfield Park'taki son dördüncülüğünü çok beğendim. Burada başarılı bir koşu koşup yarışı lehine çevirebilir. Ya da en kötü eğer bu isimle düşünüyorsanız ikili almayı da unutmayın arkadaşlar ufak ufak. Çünkü bu isimden yarın ben çok ciddi şekilde mantıklı ya daha doğrusu cazip bir koşu bekliyorum. Yarın büyük bir ihtimal AGF'de gerilerde olabilir. Altının 3. ayağında benim favorim 7 numaralı Netrin arkadaşlar. Bu isimi ben bu koşuda ciddi bir başarılı yarış bekliyorum. Rakipleri 1-5-2 olarak vereceğim. Son koşmuş olduğu koşusundaki ikinciliği beğendim. Nicola Carey uzun zaman sonra bir ikincilik gerçekleştirdi. Daha önce bu isimle yarış kazandı Linkfield Park'ta. Captain Park'taki bu ikinciliğini iyi gördüler ki bu ismi Wolverhampton'a getirdiler. Nicola Carey de bayan jokeydir. Yarın bu koşuyu lehine çevirmesi lehine çevirebilir. Alternatif Pancom rakip olarak 1-5-2'yi öneriyorum arkadaşlar. Yalnız burada bir isim var. Yarın büyük bir ihtimal gerilerde kalacak. 4 numaralı Lykke Ot Olsbeck Kazbek. Bu isim Newcastle'da bir beşincilik gerçekleştirdi Kanal BS ile. Bu ismi yeri olan dostlarımız Al Beç ile kuponlarını ekleyebilir. Çünkü bu isim ile bu at daha önce defalarca kez koşu kazandı. 1-2 kere koşu kazandı bu jokey ile. Bu jokeyi şöyle bir baktığımız zaman uzun süre sonrası gördüğü koşulardan sonra tekrar üstüne binmiş atın mutlaka ama mutlaka burada başarılı bir koşu koşabilir. 7 alternatif ismimiz rakip 1, 5, 2 ve özellikle de 4 numara arkadaşlar. Geldik altının 4. ayağına. Altının 4. ayağında yarın muhtemelen 1 numaralı Heffet Elin 1.67 oran gibi bir oranla yurt dışında favori ama bizde de %50'leri bulacak şekilde bir AGF tablosunda yeri çıkabilir. Ama benim buradaki alternatif bankom 2 numaralı Heading Glay arkadaşlar. Bence bu isim yarın bu AGF'yi geçebileceğini umuyorum. Çünkü Jose Watson ile daha önce Chesterfield City'de bir Class 4 koşu kazandı. En son Linkfield Park'ta iki koşu koştu ki ikisi de Class 2 idi. Birinde Jason Watson vardı yine üstünde. 5 atla 5. oldu. Atın iyi olmadığını görünce daha sonraki koşusunda Tom Walker'ı bindirmişler. Orada 4 atla 3.lük gerçekleştirdikten sonra hedef bu koşu yine Omer Era bu ismi bu atın üstüne deklara etmiş. Ben
yarın için bu isimleri geçeceğini umuyorum. Tom Walker bir numaraya binmesine rağmen bence gerçek pilotunu 2 numaralı Hamlin Gray buydu. Ve bu ismi alternatif banko olarak öneriyorum. Rakip olarak da tabii ki 1 numara ve daha sonra sürpriz isim olarak 5 numaralı Sky Camry'yi sizlere anlatmak isterim. Anlatmayalım, tavsiye ederim. Daha sonra 5. aya geldiğimiz zaman burada da 7 numaralı Figueiredo ve günün bir başka alternatif ismi. Hayatının ilk koşusuna koşacak olan ismi Chris Ford antre ediyor. Bence hazırlıkları yeterli gibi. Bu koşuyu kazanabilir. Alternatif 2. bankom, 3. bankom. Rakipleri 3, 6, 1, 9. Son ayak çarşı pazar karışacak. Ben öyle umuyorum. Benim burada favorim 9 numaralı City Escape arkadaşlar. Rakipleri 3, 11, 4, 8 ve 5 numaralı isimler. Toparlayacak olursak 7 replay ayağı 3 arkası 7, 5, 2, ikili önerebilirim. Altının ilk ayağı 4 numarayı ben kuponumda yalnız bırakacağım. Altının ikinci ayağı 2, 4, 1, 3, 6. Altının üçüncü ayağı 7 alternatif isim 1, 5, 2, 4. Daha sonra cazip isimler. Altının dördüncü ayağı 2 alternatif isim 1, 5 rakipleri. Altının beşinci ayağında 7 alternatif isim 3, 6, 1, 9 rakipleri. Son ayak 9 favorim 3, 11, 4, 8, 5 de rakipleri. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, şansınız bol, bahtınız açık olsun.